AK Parti Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında toplantı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ramazan ayı başlıyor ve Haziran ayı içerisinde Ramazan bayramı ve ondan sonraki süreçte de Ramazan bayramından sonraki süreçte uygun bir tarihte de büyük olağan kongremizin gerçekleştirileceğini daha önce de sizinle paylaşmıştık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la yaptığı biliyorsunuz son 8 gün içerisinde Trump'la iki telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve her iki telefon görüşmesinde de hem Suriye hem sınır güvenliğimiz hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve bu yönde de geçmişten bugüne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon görüşmesinde de yine aynı çerçevede Türkiye'nin kaygıları ve bölgede özellikle bizim stratejik ortağımız niteliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir terör örgütüyle birlikte bir görüntü vermesinden duyduğumuz rahatsızlık en üst şekilde ifade edildi. AK Parti sözcüsü Ünal, uyum yasalarının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp yasalaşması gerektiğini belirtti. İttifakla ilgili paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaştı. Şimdi 13 Nisan'da yapacağımız, kendi komisyonlarımızla yapacağımız toplantıdan sonra 19 Nisan'da Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla yapacağımız toplantıdan sonra bu takvim kesinlik kazanacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi uyum yasalarının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi ve yasalaşması gerekiyor. CHP'den her kafadan bir ses çıktığını belirten AK Parti sözcüsü Ünal, CHP Türkiye'nin gündemini rehin almaktan başka bir şey yapmıyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan bir ses çıkıyor. Yani şimdi bu partinin eğer bir sözcüsü, bir genel başkanı varsa bunların ortak bir dilinin ve ortak da bir söyleminin olması gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde erken kalkan konuşuyor ve kendisini göstermek ve kendisini öne çıkarmak için de kaçınılmaz olarak genel başkanımıza ve bu ülkenin cumhurbaşkanına dönük kabul edemeyeceğimiz, ağza alınmayacak çirkin iftiralar ve hakaretler içeren bir dil kullanıyorlar. Tabii buna dönük gerekli hukuki haklarımızı biz kullanıyoruz. Ama hem CHP sözcüsünün hem de CHP milletvekillerinin anlamadığı şey gördüğüm kadarıyla şu: anayasamız seçilmiş cumhurbaşkanının aynı zamanda başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına alıyor. Şimdi seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsızdır? Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz. Ordumuzun milletimizle beraber, hükümetimizle beraber, başkomutanımız, genel başkanımızla beraber Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük bir başarı kazanılmıştır. Ve bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olması, yüreğimiz Mehmetçiğimizle beraber demesinden
neden rahatsızlık duyulmaktadır? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı bu ülkede yaptığı siyasetle Türkiye'nin gündemini rehin almaya çalışmaktan başka bir şey yapmadığının da farkındayız.